Bu mekana da gitsek Etiler'deki mekanı, sektörü göreceğiz. Yani herkes orada. Şu anda oranın en popüler restoranlarından geçen bir tanesi. Zehra Çilingiroğlu da oradaydı. Evet. Zaten Acun Ilıcalı'nın mekanı çık gibi. Onu gibi soruyorlar. O hep orada. Murat Boz'la falan genelde oraya gidiyor, yemek yiyor. Yani bütün o artık toplantı ve yemeklerini burada yapıyor. Doğru hamleler. Şöyle. Ya birilerine sen takılacaksın ya birileri sana takılacak. Mesela son zamanlarda sanki uzaylı görmüş gibi bütün genç tayfanın bir Selda Bağcan hayranlığı oluştu biliyorsun. Konserlerine gittiler, sahnelerine çıktılar, Selda Bağcan paylaşımları. Çünkü Selda Bağcan'ın geçmişten tükenmemiş bir kredisi vardı. Genç kadro da kendisini Selda Bağcan'ın arkasına bağladı. Ya da geçmiş dönemden Mustafa gibi onu elemiş, eleğini asmış, geçmişte de çok güzel işler yapmış olan bir adam, şimdi yeni gençlerin çok takip ettiği, çok sevdiği hayranı olduğu adamlara bir taraftan abi olarak omuz verirken bir taraftan da doğru hamlelerle onların seyircisine ulaşma yoludur ve çok da doğru bir harekettir. Dediğim gibi Mustafa da geçmiş dönemde bunları yaptı. İyi biliyor. Mustafa'nın diğerlerine göre bir güzel yanı da Elif'e stüdyodan gelmesi, müzisyen olarak gelmiş olması. Mustafa bu hamleleri, bu naiflikleri bilen bir adam. Mesela konuşurken bile Ediz Bey'le lafı bile çok önemli. Yani konserine gidememiştim. Ediz Bey'e bir yemek ısmarlayayım, gidemedim yani özür mahiyetinde. Bu cümle bile Ediz'i toplum önünde veya medya önünde onura etmektir ona bir abi olarak yani, yaklaşımı. Mustafa Sandal müzisyen kimliğiyle baktığımız zaman Mustafa Sandal başarılı ve donanımlı bir adamdır. Tabii. Yurt dışında okudu, işte Amerika'da sık sık konserler verir, İngilizcesi, yurt dışında çok dostları var, böyle hep bir irtibat, iletişim halindedir. Yunanistan'a da çok gitti geldi zamanda, oradan hemen düet şarkılar. Şimdi şeyi de takip ediyor yani, iyi sesleri ve böyle donanımlı çocukları yanına alıyor kardeşlerini. Edis de onlardan bir tanesi. Edis çünkü bu Aleyna Tilki'nin de imza attığı, anlaştı. Dünyaca ünlü müzik şirketiyle anlaştı Edis'te. Ve dolayısıyla bu son konserini verdi ve biraz ara verecek. Çünkü askere gidecek Ocak'ta. Askere gittikten sonra da Amerika'da artık başlayacak ve orada projeleri var. Yani böyle iletişim kurabileceği, birlikte işler yapabileceği ve kendi favorilerini beğendiği kişilerle yapıyor belli ki. Edis'le de mesela bir şeyler yapabilir, hiç belli olmaz. Ama Zeynep'le yaptıkları iş güzel yürüdü. Yani hani Mustafa Sandal'ın bir tık şey yapması lazım artık. Son zamanlarda düetçi başı oldu. Yine bak Hakan Altun'u kulağının içine açacağız diyor ya, artık düet yok yeni albümde, düetçi başı oldum diyor. Ama Mustafa Sandal oldu. AP öyle yaptı. Daha önce biriyle yaptı. Zeynep'le yaptı. Yok, hep düet yapıyor. Yani hep bir düet. Artık bir tek başına bir performans yapması aynı lazım. Aynı tatta bir Mustafa Sandal tadı var ama bu hani rapçilerle ya da işte başka isimlerle yaparak kendini güncelleyemezsin. Artık Mustafa Sandal senin de bir şey yapman buna lazım. Hakim çünkü başka bir şey Mustafa yap. Mustafa yüzünde yani bir şey mi yapmış? Fark ettin mi? Şu elmacık kemikleri falan böyle bir yetişsene de çocuklara. Ön planda olabilir. Biraz kızarmış. Ondan mı yoksa sanki hani ne bileyim ya, bu kadar çok böyle belirgin, özellikle bu elmacık kemiklerinin olduğu yerler. Ne yaptırmış olabilir ki onların çıkması için ya? Şey yaptı, şimdi yeni şey belki çıkıyor. Belki sakalı falan yok, birazcık yok. Kiri sakalı. Bu yeni lazerli mazerli mevzular çıktı ya, hani öyle bir şey, bir cilt bakımı, ne bileyim askı çıktı şimdi biliyorsun. Sıkıştıra bak. Ben o kadar anlamıyorum ya. Yani ama bir sorayım bakayım, bir görselini göstereyim. Yarın doktorcuma gidiyorum. Baksana Mustafa'ya. Sorayım. Adam ya kendini donduruyor. Çok parlak. Yüzünün sanki hamamdan çıkmış gibi. Çok Android gibi de ya. Adam hiç ilerlemedi yaş olarak yani. Mustafa evet. Mustafa işte yani. Yanındaki ya Mustafa Sandal'ı yaptığı işlerle, güzel işlerle görmek istiyoruz. Aynen artık öyle. 2020'de de böyle her ay farklı bir hanımefendiyle değil. Melis süt şurupla da barıştılar mı iddiası, söylentileri vardı. Değilmiş. Yok, her iki tarafta yok dedi. Bu arada Edis'e gelirsek efendim. Bugün yine benim kulağım kanadı. Sabah. Çünkü yine saçma sapan yorumlarla karşı karşıyaydım. Ya Edis de eleştirildi ya. Niye? Çocuk en son Maslak'taki bu koskocaman arena var ya. Evet. 5000 kişiye konser verdi. Al. Ya sesi açsana. Aç biz kalalım. Aç sesi. Ben de duymak istiyorum sesi. We'll be right back.
artık ötesi yok yani. Ve yurt dışı sahnesini gördüm ben, yurt dışında yapılanları. Çok iyi. Şu videoyu al, Avrupa'da hangi prodüktörün önüne koyarsan koy diyecek ki derhal uçağa bindirin getirin. Çok iyi bu çocuk zaten. Vallahi. Ya bu çocuk çok iyi. Çok ben Okan Bay'ın gene katıldığı geceki sohbetini dinledim. Sektörden ne kazanıyorsa bir sonraki konseri için ışığından lazerine, sahnesine çok, yeniden yatırım çok, yapıyor. Çok. Ve orada bir şey söyledi. Abi birikim yapmıyorum. Birikimimi sahneye yapıyorum evet. dedi. Bu bana evet. neyi hatırlattı biliyor musun? Seneler önce Tarkan'ın yükselişini hatırlattı. Böyle böyle geldi Tarkan. Şimdi 5000 kişi. Tarkan'dan daha çalışkan bir çocuk bu. O muhakkak. Ben şeyi de çok beğendim. Şu magazinden daha uzak. Şimdi bu çocuğun şöyle bir farkı var. Birazcık fazla davalarla anıldı. İlk başta Soner Sarıkabadayı ile bir davalık durumu oldu. Ben hatta o zaman tavrını, açıklamaları falan bana biraz şey gelmişti. Ben hoşlanmamıştım. Yani? Yani ne gerek var falan demiştim. Hiç tanımıyorum ama yaptığı işi hep takdir ettim. Isınmaya başladım bu çocuğa. Ve çok beğeniyorum. Yani benim pop müzikte... Popüler müzik dediğim, bakıldığı zaman benim şu andaki tek favorim. Çabuk çıktı değil mi o kavga şeyinden, topundan? Sonraki menajeriyle de biliyorsun bir para durumu oldu, bir davalık İlk oldular falan. İlk imzaladıkları sözleşmeye evet. istinaden. Yani onlar artık gölgelemesi lazım. Çünkü bu çocuk yıllar önce İzmir'de galiba Demet Akalın'ın sahnesine de çıkıyor. Ve dansçıymış galiba. Ve hani orada anlamıştım diye. Hatırlar mısın? Altın Kelebek'te Aleyna ile Edis ödül evet, almışlardı evet. da Demet sahnede ödül verirken bunu anlatmıştı. Vay be Edis, yıllar önce sahneme çıkarmıştım seni. Bak şimdi işte en iyi ödülü veriyorum sana falan diye. Edis çok çalışkan bir çocuk. Ben neden de çok seviyorum? Çünkü söz beste kimliği de var. Müzisyen kimliği var. Aynen ve Gülşen ve Ozan Çolakoğlu da çok güzel işler yapıyor. Ekibi iyi ama bu çocuk çok çalışkan bir çocuk. Bak saçını sarıya boyatması bile dünyayı nasıl takip ettiğini, ne kadar cesaretli olduğunu gösterir ve muhteşem dans ediyor. Aferin, yol açıyorsun ya. Şu show Maslak'ta Türkiye'de oldu ki yurt dışı tadında. Bak söylüyorum ya, şunu götür. Londra'da herhangi bir menajerlik şirketine koy. Hı. Derler ki hemen getirin. Sahnede diyor ki ben diyor şu şirketle diyor anlaştım diyor. Hı hı. Müzik şirketiyle diyor. Amerika'daki şirket. Evet. Ve diyor söz veriyorum size diyor. Dünya starı olacağım diyor. Çok da güzel işler yapacağım diyor. Şu sevenlerine bunu söylüyor. Şu tabloyu görünce boşa kürek sallamış demem yani. Tecrübenle olur dersin olur. Değil mi? Şimdi geçenlerde bunun üzerine bir köşe yazarı diyor ki bunu söylüyor ama işte şey olacağım deyince olur mu, bu kadar büyütün, bu dünya starı olacağım şeyi bu kadar hani büyütülecek bir şey mi, bla bla.